Merhabalar ben Burak Şambak kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu kısa hap eğitim videomuzun konu başlığı batch remove yani çoklu silme ve bu işlemi de yeni aracımız olan selection brush yani seçim fırçası ile yapacağız. Fotoğraflarımızda istemediğimiz lekeleri çeşitli araçlarla çok rahat bir şekilde silmek mümkün. Ancak bu lekeler çok fazla sayıdaysa bunu yapmak çok zaman alabiliyor. İşte size Photoshop'un 25.11 versiyonuyla ki son güncel versiyondur bu kullanımımıza sunduğu seçim fırçasıyla çoklu seçmeyi nasıl kolaylaştırdığımızı ve seçilen yerleri yapay zeka ile doldurmayı nasıl gerçekleştirdiğimizi bu videoda anlatıyorum. Hadi hemen Photoshop'a geçelim ve yöntemi görelim. ve Photoshop'un içindeyiz. Kadrajdaki bazı lekeleri temizlemek için en popüler şu andaki yöntem birkaç ay önce gelen sol taraftaki araç çubuğundaki şu görmüş olduğunuz Remove Tool. Bu araç internete bağlanıp iş yapmıyordu biliyorsunuz ve sizin kredilerinize gitmiyordu. Yapmanız gereken çok basitçe örneğin şu koyunları buradan yok etmek istiyorsanız bunların etrafında basitçe bir seçim yaptıktan sonra mouse'u bırakırsanız ortasını dolduruyordu. Ve tamam burayı doldur dediğinizde de bu doldurma ve silme işlemini yapıyordu. Yalnız bunun bir eksisi herhangi bir seçenek size vermiyor. Bu yaptığı doldurmayı beğenmiyorsanız tekrar geriye gidip tekrar sizin bu belirleme işlemini tekrar yapmanız gerekiyordu. İkinci popüler metotsa akıllı zekayı kullanan generatif fili kullanmak. Örneğin lasso aracını seçip şurayı tabi gölgesiyle de beraber almak lazım. Seçtiğiniz zaman yukarıdaki generatif fili e basmak ve ardından tekrar generate'e basmak. Bu yöntemin avantajı size 3 tane seçenek getirmesi. Şu yukarıdaki bölümden de ayarlayabiliyoruz bunu. Ya da burada açılan pencereden de ayarlayabiliyoruz. Eğer düzgün olmayan bir şey varsa tekrar bunun generatif fill doldurabiliriz. Veya biraz önce kullandığımız remove tool bunu tabii ki flatten image yaptıktan sonra şurayı örneğin silip OK diyebiliyoruz. Bu yöntemin avantajı şöyle göstereyim size. Bize çeşitli seçenekler göstermesiydi. Beğenmediğimiz seçeneği biz editleyebiliyorduk. Mesela şöyle bir örneğiniz olursa ve diyelim ki şu ortadaki insanlar kalsın, geri kalan bütün insanları sileyim dediğinizde siz kalkıp da bu remove tool'la hepsini Boyarsanız ve ardından tamam derseniz ortaya çıkan sonucu beğenmediğinizde bütün işlemi bir daha yapmak zorunda kalırsınız. Kalkıp da lasso aracıyla bütün bunların hepsini tek tek seçip ardından generatif fille bu işi yapmak da zor. Daha iyi sonuç verecek ama zor. Bu durumda bizim Photoshop'a 25.11 revizyonuyla gelen yeni aracımızı kullanmak hangi araç olduğundan bahsedeceğim ve göstereceğim. Ve bununla generatif fili işin içine dahil etmek sanırım daha kolay bir çözüm olacak. Onu da göstereyim size. Şu sol taraftaki araç çubuğunda sizde de buraya eklenmiş olması lazım. Hatta bu konuda benim Yaklaşık bir hafta 10 gün önce yayınladığım bir eğitim videosu var. O eğitim videosunu YouTube'da yayınladığım görseli şu anda ekranda görüyorsunuz. İzlerseniz nasıl araç çubuğunu ekleneceğini de anlayacaksınız. Sol taraftaki araç çubuğuna gelip buradan Selection Brush Tool yani seçme fırça aracını seçebilirim. Bu fırça aracının ben opasitesini yani geçirgenliğini ayarlayabiliyordum. %100 olarak seçmem gerekiyor bunu ve bu fırçanın da yumuşak bir fırça olması gerekiyor. Onu da şuradan ayarlıyorsunuz. Hardness sıfırda olacak. Şu anda ben de yüzde kalmış. Sıfıra indirdim onu. Şimdi lasso yerine bu fırça ile iş yapıp ardından generative fill ile doldurmak proses olarak çok daha kolay. Birazcık büyüttüm. Şu fırçanın da boyutunu birazcık küçültüyorum. Şöyle yapayım. Ben şurayı seçtiğim zaman bu seçim lasso'ya göre çok daha kolay. Şöyle yapayım. Bu arayı dolduruyor zaten. Yani lasso'nun zorluğunu ortadan kaldırmayı şu anda deniyorum. Şu andan sonrasını birazcık hızlandıracağım. Evet ortadaki kişiler dışındaki diğer her yeri fırçayla boyayarak çok kolay bir şekilde seçmiş durumdayım. Ve bunlar Selection Brush'la yani tekrar göstereyim şuradaki Selection Brush Tool'la yapıldığı için benim Generative Fill'i yani üretken dolguyu kullanmamam için hiçbir sebep yok. Şu anda buralar Photoshop'un hafızasında seçilmiş alanlar olarak duruyor. Ve buraya herhangi bir şey yazmadan Generate'e tıkladığım anda bütün bu yerleri dolduracak ve tıklıyorum. Evet işlem bitti. Bu ilk seçenek, ikinci seçenek ve üçüncü seçenek. Ben ikinci seçeneği seçiyorum. İşim bittiği zaman katmanların yanındaki hamburgeri tıklayıp Flatten Image yapıyorum. Özetle yeni gelen araçlardan Selection Brush Tool yani seçim fırça aracını seçip istemediğiniz yerleri boyayıp ardından contextual taskbar'daki generative fill'i kullanmanız işinizi son derece hızlandıracak ve kolaylaştıracak. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalıma üye olmanızı ve videolar yayınlandığında hemen haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Ben Burak Şambak. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın.